kolundaki 23 dövmesinin sırrı ne? Bütün bedeni neden baştan aşağı dövmelerle kaplı? En büyük hayali bir kitap yazmak. Konusu ne olacak? Memleketi İzmir Tire'de ona neden keçi diyorlar? Survivor'a katılmasaydı da şöhret olabilir miydi? Benim geleceğim İstanbul değil İzmir derken ne demek istiyor? Kova burcu olmaktan neden rahatsız? Serkay Tütüncü. Onu 2016 yılındaki Survivor'la tanıdı Türkiye. Kaslı ve dövmeli vücuduyla bir anda başta genç kızlar olmak üzere milyonların aşık olduğu biri oldu. Sonrası malum, çorap söküğü. TV8'de Para Bende sunuculuğuyla ekranlarla bir kez daha tanıştı. Ama asıl kırılma noktası oynadığı diziler oldu. İlk dizisi İnsanlık Suçu çok tutmasa da Afilli Aşk'la patlama yaptı. Bay Yanlış, Masumiyet derken milyonların oyuncu olarak tanıdığı bir yakışıklı haline geldi. Ve her şöhret gibi elbette onun da bilinmeyen hayatı, küçük küçük sırları ortaya dökülmeye başladı. İşte o minik sırları bilinmeyenleriyle Serkay Tütüncü. Şubat 1991 doğumlu. Kova burcu yani ve tipik bir kova burcu. Tüm özelliklerini taşıyor. Her şeyi kafasına takıyor. Düşünmekten yoruluyor. İnsanlara çabuk güveniyor ve genelde yanılıyor. İşte bu yüzden de kova burcu olmaktan nefret ediyor. Serkay Tütüncü'nün boyunun 1.78 olduğu yazılıp çiziliyor her yerde. Yanlış. Boyu 1.80, kilosu da 78. Survivor döneminde bir ara 72 kiloya kadar düşmüş, yarışma sonrası 84 kiloları görmüş, ine çıka ideal kilosuna sonunda kavuşmuş. Futbolcu bir babanın oğlu. Baba mesleğini yapmak istemiş hep. İzmir civarında top koşturmadığı takım kalmamış. İzmir Spor, Balçova Spor, Emniyet Spor ve son olarak Alaçatı Spor. Alaçatı onun son durağı olmuş. Çünkü anlamış ki babası gibi iyi bir futbolcu olamayacak hiçbir zaman. Alaçatı günlerinde sörf aşkı depreşmiş. Selam, elimde babamın gençlik fotoğrafı var. Şöyle bir fotoğraf. Sörfle aslında 9 yaşından beri haşır neşir ama dediğimiz gibi asıl merakı Alaçatı'da futbol oynadığı dönemlerde arttı. Bu arada hemen belirtelim, yeni aşkı İlayda Alişan'a sörf dersleri verecek kadar bu işte usta. İzmirli olduğunu söylememize gerek yok ama asıl doğum yeri İzmir merkez değil, Tireli. Her fırsatta Tire'ye gidiyor ve burada ailesinden yadigar hayvan çiftliğinde zaman geçiriyor. En büyük hayallerinden biri günün birinde yeniden İzmir'e yerleşmek olan Serkay Tütüncü yatırımlarını da bu bölgeye yapıyor. Hayvancılık sektöründe büyümek en büyük hedeflerinden. Hedefler demişken geleceğe dair planları arasında ömür boyu oyunculuk yapmak var. Ama bir diğer hedefi de doğup büyüdüğü topraklara yani İzmir'e dönmek, burada yaşamak. İş güç haricinde İstanbul'u çok sevmiyor. Bir diğer hayali de Serkay Tütüncü'nün kitap yazmak. Çocukluğundan beri eli kalem tutuyor ve her fırsatta hayatına dair notlar alıyor. Polisiye ve psikolojik bir roman yazmak hedefleri arasında. Yüzük koleksiyonu var. Gelecek tepkilerden çekinmese 10 parmağında 10 ayrı yüzük takacak. Bu kadar bu işe sevdalı. Bir diğer sevdası da dövme. 14 yaşından beri vücudunu dövdürüyor. Sayısız figür var vücudunda ama en dikkat çekeni kolunda herkesin görebileceği şekilde dövülmüş olan 23 sayısı. Bir anlamı var hayatında Serkay'ın. Sırrını açıklamıyor ama 23 yaşında futbolu bırakıp oyunculuk ve Survivor yolunda karar verme yaşı olarak tahmin ediliyor. Yani hayatına yeni bir yön çizdiği yaş 23. Dövmenin anlamı da o kuvvetle muhtemel. Herkes gibi onun da çocukluk yıllarında bir lakabı vardı.
Keçisar kaydı. Doğduğu kasaba Tire'de keçi çiftliklerinde zaman geçirirdi ama lakabının asıl nedeni aşırı inatçılığı. Şimdilerde malum İlayda Alişan'la beraber tutkulu bir aşk yaşıyorlar. Evlilik planları arasında yok. Evliliğin aşkı öldürdüğüne inanıyor. Mümkünse hiç evlenmek istemiyor. Elbette aile baskısı karşı tarafın baskısına ne kadar dayanılabilir bilinmez.